C.C. Windhoek Namibya'da, Namibya Afrika'da bir ülke ve Windhoek'ta ülkenin başkenti, gece yarısından küçük T saat sonra ölçülen sıcaklıkları Celsius derece cinsinden gösteren bir fonksiyonmuş. Aşağıdaki tablo fonksiyonun aldığı bazı değerleri veriyormuş. Peki, bakalım neymiş? Gece yarısından 6 saat sonra sıcaklık 19 derece, 9 saat sonra yani sabah 9'da 25 derece, ve gece yarısından 13 saat sonra yani öğleden sonra 1'de ise sıcaklık 31 dereceymiş. Ve soruyorlar sıcaklık ne zaman hangi zaman diliminde daha hızlı artmıştır? 0600 ve 0900 arasında yani sabah 6 ile 9 arasında ve 0900 ile 1300 arasında. Hangi zaman aralığında daha hızlı artmıştır diye soruyorlar. Sıcaklığın değişim hızı hangi aralıkta daha fazladır diye sormuşlar. Artış hızını ya da sıcaklıktaki değişimin hızını bulmak için sıcaklıktaki değişimi yani büyük t'deki değişimi zamandaki değişime bölmemiz gerekir. Yani küçük t'deki değişimi. Ve bu küçük üçgen Yunan alfabesindeki delta harfi matematik dilinde değişim anlamına geliyor. Sıcaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim. Şimdi sıcaklıktaki değişimin bu tablodaki değerlere göre ne olduğunu düşünelim. 6 ile 9 arasında sıcaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim bakalım sıcaklıktaki değişim ne 6 derece yükselmiş öyle değil mi Hemen not edelim 6 derece Peki bu arada zamandaki değişim ne Zamanda 3 saat değişmiş 3 saat O zaman burada sıcaklıkta 6 derecelik pozitif bir değişim zamanda da 3 saatlik pozitif bir değişim var Sıcaklık 3 saatte 6 derece artmış. O halde sıcaklıktaki ortalama değişimin 6 bölü 3'ten 2 derece Celsius bölü saat olduğunu söyleyebiliriz. 2 derece Celsius bölü saat. Dikkat edin birimleri aynen kullandım. Evet saat 6 ile 9 arasındaki ortalama değişim hızı 2 derece bölü saat ya da saatte 2 derece. Şimdi aynı şeyi 9 ve 1 arası için yapmamız lazım sıcaklıktaki değişim bölü zamandaki değişim. Peki bu aralıkta sıcaklığa ne olmuş? Yine 6 derece artmış. 6 derece Celsius. Peki zaman nasıl değişmiş? Bu sefer 3 saat değil, 9'dan 1'e arada 4 saat var. Artı 4 saat. 6 derece Celsius bölü 4 saat. Aslına bakarsanız bunu hesaplamaya bile gerek yok. Neden mi? Bakın sıcaklıktaki değişim aynı ama bu aralıkta daha fazla zaman geçmesi gerekmiş. Sıcaklık daha yavaş arttığı için de bu aralıkta değişimin hızı daha yavaş. Sıcaklığın 6 derece yükselmesi için bu aralıkta 4 saat geçerken bu aralıkta 3 saat geçmiş. O zaman hemen bu aralıktaki değişimin daha hızlı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Sıcaklığın 3 saatte 6 derece yükselmesi 4 saatte 6 derece yükselmesinden daha hızlıdır. Ama karşılaştırmanın daha açık olması için gelin hesaplamayı da yapalım. 6 bölü 4, 1,5, 1,5 derece Celsius bölü saat eder. Ve az önce de söylediğim gibi saatte 2 derecelik bir değişim, saatte 1,5 derecelik bir değişimden hızlıdır. Ve bu yüzden bu seçeneği işaretliyoruz.